Yeni bir günden hepinize selamlar, sevgiler arkadaşlarım. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Hoş geldiniz kanalımıza, evimize. Ben de hoş bulmuşum tekrardan. Güzel yorumlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi kahvaltıya arkadaşlar menemen yaptım. Birkaç tane menemen bozulmuş. Onları işte attım. Patates kızartmaya hiç cesaret edemedim. O yüzden bunu yaptım. Burayı da batırdım. Zaten bugün temizlik var. Kapattım. Tamam. Bunu da alayım buradan. Çayımızı içelim. Kahvaltımızı yapalım. Ve güne başlayalım. Masayı da kurdum. Şimdi kendi gösteremiyorum. Sıcakta insanlar vallahi evde atletle, şortla o şekilde dolaşıyor. Dur. Ben telefonu kapatayım. Geliyorum kızlar. Annemle de konuşuyoruz bir taraftan. Ne yapacağız dedim vallahi bu sene menemen olayını. O da köye gitme durumu var. Nasıl olur? Siz gelin diyor bize. Vallahi bilemiyorum. Biraz karışık bu yaz. Of. Yoksa da yapsam iyi olur değil mi? Ne? Menemen. Seviyor. Arkadaşlarım bana gelen şu güzel hediye göstermek istiyorum size. Özellikle kutusu. Ben şimdi Instagram'a çekim yaptığım için bunları çıkarttım. Böyle tek tek hepsi çok güzel bir şekilde paketlenmişti. Özellikle kutusuna hayran kaldım. Şöyle kapatıyorsunuz. Bunları 3 boyutlu mu diyorlar ne? Çotanak ailesine teşekkür ediyorum. Bana da böyle fındık parçalı, fındık ezmesi, kakaolu. Bunların çok güzel olduğunu söylüyorlar. Özellikle Gelda bana söyledi. Çünkü ben geldiğini biliyordum. Eve geldiğimde şimdi bir teşekkür videosu çektim. Güzel hediyeleri için. Aspir yağı. Hiç kullanmadım kızlar aspir yağı. Tadı nasıl inanın bilmiyorum. Yalnız çok sağlıklı olduğunu söylüyorlar. Bir de şu çikolata. Bol fındıklı. Sevgi ve lezzet dolu günler dileriz. Ben de çok teşekkür ederim Çotanak ailesine. Şöyle arkadaşlar. Çok fazla uzun kaldığım için daha fazla batmış kızlar bu sefer. Hani ev çok aman aman temiz diyemem. Bir haftayı bitiririm. Nasıl olacak vallahi bilmiyorum. Sıcakta da vallahi işte yapılmıyor, güçte yapılmıyor. Ama İstanbul'a göre burası bir tık daha iyi. Yani bir tık daha iyi. Şimdi şöyle göstereyim size. Tencerelerim batmış. Kahve cezvesinin içi kireçti. Şöyle sirke ve limon tuzu koydum. Sonra şunların içlerinde yemek yapılmış. Düzgün yıkanmamış. Üzgünüm çocuklar böyle gösteriyorum ama. Evdekiler. Şunları bir cifleyeceğim, parlatacağım. Şöyle yumurta haşlanmış ve aynen o şekil koyulmuş. Filtreyi çıkarttım, aspiratörün. Şöyle çamaşır suyuyla her tarafı halletmeye çalışacağım. Bu da buzdolabı kabım. Kahvaltılıkları koyuyorum. Şunlar çok kötü olmuş. Bakayım kireç. Bunlar da halledilecek. Balkonu yıkamışlar ama yıkayacağım arkadaşlar. Çok kötü olmuş. Bir de yollarımızda su boruları döşeniyor. Öyle. Yollarda çok kötü olduğu için olduğu gibi toz, daha da beter eve gelmiş. Böyle. Bugün mutfaktayım. Bir de çarşafları değiştireceğim. En doğrundan. Buzdolabı da sileceğim. Şimdi buraya çıkarttım her şeyi. Ulan çocuklar var ya Allah aşkına. Ha burada kahve yaparken de mi görmediniz bu tozlara böyle alsanıza. Yani ama bizdeki kadınlardaki şu şey keşke erkeklerde de olsa temizlik aşkı. Böyle temizlikten de konu açmışken Kadir Ezildi'nin storylerinde geziyorum. Biliyorsunuz nişanı var. Ne zaman olacak? Bugün mü olacak? Yarın mı olacak? Bir sözü oldu. Allah tamamını erdirsin. Vallahi gelin hanım ben şanslı diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda. Yani bu bir erkeğin bu kadar temizlik takıntı olması hem artı hem eksi. Kadının da aynı şekilde. Güzel bir kız, tatlı bir kıza benziyor. Ama bana göre, belki bana katılmayacaksınız, gerçekten şanslı temizlik konusunda. Düşünsene sabah kalkıyorsunuz her şey pırıl pırıl. Her şey eşiniz yapıyor. Yani tüm Türkiye şu an Kadir Ezildi'nin storylerinde. Her şeyi adetlerine göre yapıyor. Söz yaptı, iki tane bilezik taktı, bir tane kolye taktı. Birçok kişi gibi
Var böyle çok abartanlar var. Her şey usulüne göre, adetlerine göre yapıyor. Maşallah, subhanallah diyelim. Allah da bir yastıkta kocasın. Ben şimdi temizliğe dalıyorum. Hadi bakalım şunları güzel parlatalım. Diğer tencerelerimi kullanmamışlar, tavaları kullanmamışlar. Böyle buralarda herhangi hiçbir şey yok. Aynen bıraktığım gibi ellememişler zaten. Yani bakın, ben daha şunun şeylerini çıkartmadım. Ay dursun, sonra çıkartırım. Bunlar hep halledilecek. Buraları zaten hiç ellememişler ki. Hiç hem de. Şunları kaldıracağım oradan. Arkadaşlar, yağ çözücü ben ne kullanıyorum biliyor musunuz? Bu Bio Belinda'nın yağ çözücüsünü kullanıyorum. Bu da bana tanıtımdan gelmişti. Bu da çok etkili. Mumum da çok etkili. Fakat bu boğazları biraz fazla yakıyor. Böyle fazla yakın, böyle temas koklamamak gerekiyor. Mahvediyor böyle insanı. Şimdi çok fazla yaklaşmayacağım şimdi. Kokusu bayağı ağır ama. Güzelce köpükleyelim. Evet, bakın hemen yaktı boğazımı. Şu aralarına hep böyle kir girmişti. Onları halledebildiğim kadar hallettim. Şimdi kameradan gördüm, şu kısımlarda var. Nasıl yapacağız? Dur bakayım. Bakar mısınız? Sadece şu küçük delikten çıkan kir. Yağ çöz böyle, bakın, yağ çöz damlattım. Bunları hallettim. Bunu hallettim. Ben bir tane daha kulak çubuğu getireyim de. Öyle yapayım. Oo, çok kötü olmuş. Dolapların üstlerini sildim. Bu kısımları sildim. Şurayı sildim. İç kısımlarını sildim. Zaten silip gitmiştim. Ama dolapların üst kısmı çok kötü oldu. Şimdi şu kısmı sileceğim. Oy, şimdi şunları yıkayayım bakayım. Ay bir de sana göstereceğim. Şunlara da hep döktüm yağ çöz. Bayağı bir kir. Vermiş olduğum görüntü kirliğinden dolayı. Kusuruma bakmayın. Şu akan yağ kızlar. Sarı. Bayağı bir hallettim. Buralarını tekrar bir sıkacağım. İyice bir temizleyeyim. Bakın şurada kalmış. Onlara da sıkayım. Şimdi mutfağı temizlerken kargomuz da geldi. Ben yokken Mikail'in bu ikinci siparişi. İlk aldıklarını bitirmişler. Vallahi maden suyuna karıştırıp içmişler. Suya karıştırmışlar, soğuk suyu içmişler. Sepete iki tane atıyorsunuz. Sadece bir tane fiyatını ödüyorsunuz arkadaşlar. Bunu da hemen şöyle bir sileyim. Paketlemesi o kadar güzel ki. Bayağı zorlandım açarken. Zühre Hanım'ın ürünü. Belki aranızda kullananlarınız vardır. Cidden tadı da güzel. Özellikle maden suyuna kattığınız zaman daha da bir güzel hoşuma gidiyor. Su da aynı şekilde soğuk soğuk. Şimdi ben neler yaptım? Burayı temizledim, sildim. Fayansları, ocağımı sildim. Şu kısımlarını hallettim. Sildim, yıkadım. Zaten bunları kaldırmıştım hepsini. Hamur yoğurma makinesini falan her şeyi hallettik arkadaşlar. Ama ne yaptım biliyor musunuz? Bakın şöyle bir leke oluştu. Bio Belinda'nın yağ çözücüsünde normalde benim böyle değildi, siz biliyorsunuz. Şimdi bu hafta şey yaparım, tepsinin içine kaynar su, bulaşık tableti koyup
bir kaynatacağım arkadaşlar. Şu görüntü çok kötü duruyor. Allah'ım, aslında öyle değildi. Biraz fazla beklettim, ondan mı öyle oldu? Neyse bakalım. Sonra elde yıkanacaklar yıkandı. Oralar silindi. Şimdi ne yapacağım? Lavabomu halledeceğim. Buraya halledeceğim. Ben başladım mı duramıyorum zaten. Ama video editimi yapmam lazım. Hazır başlamışken diyorum, dolapları da halledeyim. Şuralarını sileyim. Buraları sileyim. Sadece böyle elleriyle dokunmuşlar. Bir leke yapmışlar arkadaşlar. Yerleri sileyim çünkü mutfak, balkon kapısı açık. Balkonu yıkayacağım. Olduğu gibi toz içeri giriyor. Öyle yaparız artık. Buzdolabın içi temizlenecek. Onu yarın yaparım. Ama şey, üstlerini sileceğim. Bendeki durumlar böyle. Buzdolabın içini de sildim. Dayanamadım kızlar. Hazır edin başlamışken. Buzdolabın içini, arkasını, her tarafını şöyle hallettim. Sebzeli. Zaten fazla bir sebze meyve yok. Sadece Malatya'dan şöyle bir kayısı gelmiş. Bir de elma ve domates var. Pazara da gidilecek. Aynen böyle hallettim. Dondurucum zaten temiz. Buzdolabının üstünü de hallettim. Şimdi ne yaptım? Şimdi şunun tozunu alacağım. Sandalyenin şu kısımlarında hepsini hallettim. Ay dur. Bizi yıkayacağım. Şimdi şu dursun. Şimdi şunu silelim. Şimdi ben böyle çekim yapıyorum size silerken ama bezi yıkayacağım. Tekrardan sileceğim. Şu camları kaldıracağım şöyle. Ay vallahi mutfağı bitirdim şaka maka. Hiç böyle yani ince ayrıntılı temizleyemem diyordum bugün. Yorgunum da. Yorgunluğu da var. Oldu. Şimdi bezi yıkayayım da. Ben size şöyle camları göstereyim. Gözüküyor mu? Dur şöyle yapayım. Gözüküyor mu ki biraz? Aşırı var. Evet gözüküyor. Görmez olaydım bunları. Oy Allah'ım. Şu yol var ya, yol. Yol mahvetmiş her tarafı. Zaten her gün geliyor belediye arabası. Su döküyor böyle. Belediyenin arabanın arkasından böyle su dökülüyor. O şekilde böyle hani ıslatıyorlar ama ne kadar ıslatsalar da hemen kuruyor zaten. Şimdi şu kısımları sildim arkadaşlar. Şöyle kulak çubuğuyla filan. Şimdi şu bezi alacağım. Şöyle bir tozunu alacağım. Güzelce içinin, dışının, camların. Sonra bezimle sileceğim. Bezimi de yıkadım. Şöyle koyayım onu da buraya. Bir de ben yokken de böyle Bambi'den yastık almışlar. Şimdi çocukların tutacağı ev. İnşallah bakalım Ayşenur beğenecek mi? O ev eğer tamam derse Ayşenur, ev hemen bir boya yapılacak. O zaman da boya yapıldıktan sonra bu eşyalar hep oraya gidecek. Yastık almışlar Bambi'den. Sağlıkla kullansınlar. Şu camı sileceğim. Yerleri de sildikten sonra peteği de sileceğim arkadaşlar. Peteklerin şu aralarında hep toz girmiş, leş gibi olmuş. Sonra yatak odasına geçiyorum. İlk kaba bir pisliğini alalım. Of, çok fena olmuş. Toz, özellikle toz mahvetmiş evi. Yani. Şimdi elimdeki telefonu bırakayım. Allah korusun düşerim aşağı. Temizleyin, gözünü seveyim. Vallahi kızlar, ben size önceki halini göstermek istemedim. Şimdi çocuklarımı, çocuğumu, kocamı rencide etmek istemiyorum. Sakın gösterme dediler. Sadece mutfağı gösterdim. Buraya bitirdim. Camlarım ahenkle dans ediyor. Bakar mısınız? Tertemiz oldu. O sineklik sapsarıydı. Beyaz. Beyazladı. Gardırobun içlerini düzenledim. Çocuğum düzmüş. Evet. Güzel böyle yapmış ama benim istediğim gibi değil. Ben kendi isteğim gibi böyle sıra sıra dizdim onları. Yine de öyle dağınık değildi. Bir de göstermeyeyim arkadaşlar. Artık istemiyor ki size. Anne, hatta göstermiyorum epeydir de. Bizim eşyalarımızı göstermiyor lütfen. O yüzden göz paylaşmıyorum arkadaşlar. Şunları da sildim. Şuranın da tozunu aldım. Bezim alıyorum. Çıkıyorum arkadaşlar burada. Kızlar bakın, evimde davetsiz misafirler var. Ay içim böyle bir hoş oldu. Ben hemen bunu balkona koyuyorum. Böcek. Böceklenmiş onu.
Geçen sene de gittim ben. Hiçbir şey olmadı. Demek ki bu sene sıcak daha mı fena? Evet, bunu hemen atayım ben. Ay çok kötü. İçim böyle bir tuhaf oldu şu an. Şimdi onu gördükten sonra buradaki tüm bakliyatların içine baktım. Herhangi hiçbir şey yok kızlar. Pirincin içine baktım. Bulgurun içine baktım. Yok. Hiçbir şey yok. Un mahvolmuş. Buralarında hem de tozunu da aldım. Baharatlarda da herhangi bir şey yok. Gerçi baharatta oluyor mu arkadaşlar? Böceklenme falan. Ben hiç yaşamadım. Unda bir kere şöyle oldu. Böcekli un almıştım. Bir de böyle bir olay yaşadım yani iki kere. Şunlara bir şey yok herhalde. Yok. Şunlara baktım. Herhangi hiçbir şey yok. Yani kuru bakliyatlarda. Bunlar zaten paketli. Bunlarda bir şey olmaz. Ay şunun içine de şey koyayım. Şu benim şunları koyayım. Aranın halısını kaldırdım. Şimdi kapıda yıkayacağım. Döktüm şimdi çöpe. Şu suları da hemen koyayım. Burayı da, buranın da tozunu aldım. Şunlar bayağı bir tozlanmıştı. İçini, dışını böyle her tarafında sildim arkadaşlar. Kayınvalideme şu kutuları almıştım. Onu al demeyi unuttum. Ayna vardı, onu al demeyi unuttum. İlbays bezler vardı, onu da unutmuşum. Artık gidersem ben götürürüm arkadaşlarım. İşte evde olmayınca, valla ne bileyim, halıyı söyledim ama bak bunları söylemeyi unuttum. Tabağı var bende, onu da unuttum. Lambanın içi temiz. Tamam. Ben şimdi kızlar burayı da süpüreyim de. Şunları hep sileceğim. Oturup. Şimdilik sadece böyle bir kıldır mıldır. Zaten beyaz fayans gerçekten zormuş kullanmak. Her şey çok belli ediyor. Gri öyle değil ama. Tamamen size kalmış. Eğer yaptıracak olan varsa beyaz cidden zor. Dolaplarda kolay ama yerde zormuş. Böyle bu kadar zor olacağını düşünmemiştim. Eğer yerleri yaptıracaksanız gri de çok gri daha bir kullanışlı ama beyaz da böyle çok aydınlık duruyor. Daha bir güzel de duruyor. Evet kızlar salona bakın hiç geçmedim. Zaten buranın camını açmamışlar. Burada zaten düzgün oturmamışlar. Çubuk yemişler. Çubuğu da burada bırakmış. Zaten böyle örtmüştüm. O şekilde gittim. Öyle arkadaşlar. Buraya gireceğim ama buraya ben yatak odasından sonra gireceğim. Artık yarın hallederim. Bugün artık yapabildiğim kadar yapıyorum. Şimdilik örtü dursun. Yani biz burada oturma da oturmuyoruz. Bu çiçek de böyle yamulmuştu. Emre böyle bir çubuk dikmiş. Şu kopmuş. Kopmuş diyorum. Böyle. Bunu alayım. Vallahi su dökmeyi unutmuşlar. Kız bu ne kadar buraya gitmiş. Bak şurada tomurcuklanmışlardı. Ama hala bu ip ne? Heh. Gıttıl gıttıl öyle duruyor. Minnak minnak. Büyümedi. Evet. Şöyle yerde de bir şeyler var. Bir şeyler dökülmüş. Neyse kızlar ben hemen şurayı halledeyim. Makinam da bitti. Beyazları da asayım. Kızlar ben yemek olayını da hallettim. Mikail'e gelirken tavuk aldırdım. Patates aldırdım. Evde zaten sebze yok. Yarın cumartesi. Pazarımız var. Pazara gideriz. Hemen tavuktan şöyle kızartma yaptım. Tavuğu kızartıyorum. Kızartma yaptım diyorum. Sonra bir tencereye böyle soğan doğradım. Patates doğradım. Baharat koydum. Sarımsak koydum. Böyle çok da az bir su koydum arkadaşlar. Böyle yavaş yavaş pişiyor. Çok da lezzetli oluyor. Yanına da makarna yaptım. Yoğurt da almış Mikail. Bu şekilde yapacağı yaptık daha doğrusu yemeğimizi. Afiyet dileyelim. Selamlar arkadaşlarım. Yemeğimizi yedik. Şimdi Mürvetler Kültür Park'a geldiler. Dedi hiç evde oturmayalım Aysun, dışarıda oturalım.
Vallahi benim için de en iyisi dedim. Şimdi onların yanına gidiyoruz. Marina'da oturuyorlarmış. Bak bugün müzik çalıyor orada. Bak 30 saniye geçmedi, arka taraftan kırmızı ışığı görmemeye başladı. Onu kontrol etmek de. Mürvet, annesi, yengesi, bir de kuzeni de vardı. Şöyle parkın etrafında bayağı bir turladık. Birazcık yürüyüş yaptık. Şimdi onlar eve gidiyorlar. Misafiri geldi. Ben de Ersin, erkek kardeşim, Mikail'le birlikte Emre'yi almaya gidiyoruz. Belki bize gelir. Birazcık otururuz. Saat 11.30 ama ne uyku var ne bir şey var. Hava sıcak. Vallahi hiçbir eve gidesin bile yok kızlar. Zaten millet hep kendini sokağa atmış, dışarılara atmış, oturuyor vallahi. Şöyle bakın. Her taraf kalabalık. Allah'ım. Ersin beni anlatıyordu şimdi. Küçüklüğümü anlatıyor. Şimdi ben kapanışımı yapıyorum. Dün akşam kahvelerimizi içerken Ersin beni anlatıyordu. Çocukluğumu anlatıyordu. Çok cins birisi olduğumu, sürekli ağladığımı. İşte ben bir şey isterdim. Hemen sen öne atılırdın. Hemen direkt kendini aldırırdın. Senin yüzünden böyle her şey aldıramazdım gibi. Bir şeyler anlattı, o anlattı, biz güldük. Zaten kahvelerimizi içtik, saat 2'ye doğru gittiler. Karpuz kestim, kavun kestim, soğuk su içtik. Kahve içmiyor, biz kahveyi Mürvet'le ikimiz içtik. Mikail de içmedi zaten geç saat diye. Gelinimle karşılıklı kahvemizi içtik. Yeğenim de geldi. Serra uyuyakaldı, o gelmedi. Vallahi akşamları daha bir serin oluyor. Ama gündüz evlerde durulmuyor arkadaşlarım. Şimdi başka ne diyecektim size? Bir de ben dünkü videoda hani kapanışa doğru o leki nasıl çıkar diye demiştim. Hani tekrar buradan söyleyeyim. Bir de bir arkadaş bir tane bir sprey resmi yollamış, sağ olsun, teşekkür ediyorum kendisine. İşte spreyle boyamış, o karartı gitmiş. Başka alternatifler varsa onları da yazarsanız sevinirim. O spreye de bakacağım canım benim. Çok teşekkür ediyorum ilgin alakan için de. Ben şimdi zaten tepsiye bulaşık makinesi tableti koyacağım. Kaynatacağım, içine koyacağım. Ay inşallah çıkar. Vallahi kız tüm aksiliklerde beni buluyor. Bir de bana söylememişler. Dün Emre ağzından kaçırdı. Hatta ben fark ettim. Mutfak halısında bir leke var. Dedim bu leke ne? Ben dedi ispitlemem dedi. İspitleme değil, ispitlemem diyorsun ama demek ki bir şey olmuş yani. Söyle dedim. Yok dedi ben söylemem, babama sor, Mikail'e sordum, yok bir şey olmadı, oradan Mustafa'ya sordum, Mustafa ne oldu, Mustafa gelmeden önce, yok bir şey olmadı filan, neyse Mustafa yine dayanamadı, Emre söylemedi ama Mustafa yumurta döktü dedi babam dedi, ay dedim neyle sildiniz, ıslak mendille sildim ki yumurta gerçekten yani çok zor çıkan, o toplaması bile zordur zaten bir yere düştüğü zaman. Bayağı bir silmişler. O da ıslak mendille. O mutfaktaki halının bir köşesinde bir leke var. Kızlar ben onu artık en müsait bir zamanda balkona çıkaracağım. Zaten yeni yıkattım temiz. O kısmı güzelce yıkayacağım. Zaten çabuk kuruyan bir halı. Bir de bu halı için de sormuş bir arkadaşımız. IKEA'nın benim mutfakta kullandığım bu halıyı gözünüz kapalı alabilirsiniz. Makine şey yıkamacıya da verdim. Hiçbir şey olmadı. Fiyat olarak da çok uygun bir halı arkadaşlar. Leke tutmuyor. Benimki o yumurta lekesi öyle olmuş. Normalde öyle bir şey dökülsün öyle leke meke tutmaz. Çabuk kuruyor, bir de kuş tüyü gibi de hafif bir halı. Kullanan arkadaşlarım da var. Hani bunu da söyleyeyim. Başka da bir şey yok herhalde. Öpüyorum sizi. Allah'a emanet olun. Bacılarım izlenmeler çok düştü. Tatildesiniz biliyorum. İyi tatiller. Neyse siz tatilinizi yapın. Ama yine de böyle kıyıdan köşeden beni izlemeyin, unutmayın. Atlamadan izleyin arkadaşlarım. Hepinize iyi tatiller. Terliğinizin altına Aysun bacımızın da ismini yazın.
Aysun bacım da gitsin diye tatile. Bakalım, belli olmaz. Bakarsınız bir at daha yapmış yaparız da hiç belli olmaz bizim sağımız solumuz. Ama gerçekten ihtiyacım var. Yani çok ihtiyacım var. Kaynımlarda bir hafta bir yeri ayarlamışlar. Oraya gidecekler. Şu an İzmir'deler. Ve tabii ben yokken gelmişti. Ona da tatile gidecek. Normalde gitmeyeceklerdi ama artık yok. Yani çocuklar da istemiş. Sıcakta durulmuyor. Kayınvalidem de diyor ki İzmir'de yaşıyor kayınvalidem. Bilirsiniz zaten İzmir'den de yazan arkadaşlarımız var çok sıcak diye. Merdiven yıkama sırası bende ama diyor. O merdivenleri diyor. Nasıl yıkadım? Nasıl bitirdim? Allah'ım diyor. Yok böyle bir şey. Önceden diyor dışarı çıkardım. Çarşıya uğrardım. Bir şeyler alırdım. Gezerdim. Yok Aysu bu sene hiç pazara zor gidiyorum. Allah yardımcıları olsun zaten. Ben konuşmam şeyim tuttu. Konuşasım tuttu. Neyse kapatıyorum arkadaşlarım. Zaten yaz günü. Zaten izlenmeler de yerde. Çok da fazla vaktinizi almayayım. Allah'a emanet ediyorum size. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın, tamam mı? Sizleri seviyorum.